Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih. Bilek Gücü kanalına hoş geldiniz. Bugün 4000 kupaya artık çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. 3968 kupam var ve de destemde yine değişiklik yaptım. Ama bu sefer bu destem gerçekten başarılı. Ok koydum arkadaşlar. Neyin yerine? Ateş topu yerine. Ateş topu yerine de ne koymuştum? Dün domuz falan koyuyordum. Başka ne koyuyordum? Tomruk koyuyordum. Onun yerine ok koydum. Gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Mesela şuradan iki tane savaşımızı izleyelim. Ondan sonra gerçek savaş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi son savaşlar galibiyet, mağlubiyet de vardır illaki. Oku koyduktan sonra yapmış olduğum savaşlarda mesela şuna girelim. Başlangıç olarak gelen kartlarda madenci, goblin ve ateş ruhu var. İlk olarak madenci ve goblin'i deniyorum arkadaşlar. Rakip goblinlerini bırakıp ve de benim şeyleri çarpıyor orada. Benim goblinlerimi. 12 level goblin'i var. 8 level domuzu var arkadaşım. Şöyle x2'yi alalım. Hızlı hızlı ilerleyelim. Prensesi bıraktım soldan. O da kendi prensesini bırakıyordu. Burada biraz geç davranıyorum. Geç refleks veriyorum. Onun için orada prensesini, benim prensesim ölmeden onunkini öldüremiyorum. Burada zar zor cehennem kulesini yetiştiriyorum da ve domuzu counterlıyoruz orada. Şu an x şey olarak hasar olarak bayağı öndeyim. Ve de az önce söylemiş olduğum gibi prensesini daha önce öldürdüm ve benim prensesim ölmedi. Yani çarpmayla öldürdü benim prensesimi. Ondan sonra yine domuz attı. Yine cehennem kulesini kurdum. Ve yine her zaman olduğu gibi aynı taktikler. Ama onda cehennem ejderhası var. Değişik bir şey, taktik. Normalde böyle destelere kullanılmazdı. Çok güzel bir şekilde Balkür, domuz ve prensesini orada bayağı canını aldık. Prensesini öldürdük hatta, öyle diyelim, okla. Burada cehennem ejderhası gerçekten efsane vurdu. 400 canını aldı en son vurduğu şey olarak. Burada yine çok güzel bir şekilde çarpması gerçekten boşa. 133 can ve de güzel bir şekilde rakibi yenmiş olduk. O cehennem ejderhası o kadar hasar verdi. Onu kontrol edebilseydim o kadar hasar da almayacaktım arkadaşlar. Hemen sonrasında şuna geçelim. 12 level kraliyet devi var arkadaşlar. 12 level. Atıcısı falan da iyi. İyi miydi? Yo, atıcısı 3 leveldi galiba. Mezar taşı 5 level miydi? Bakalım. Bekliyoruz. Ben ne yapıyordum? Evet, mezar taşı 5 leveldi hatırladığım gibi. Sağ taraftan mini pekka ve ateş ruhu deniyorum. Oradan mini pekkam kuleye 1, 2 ve 2 tane vuruyor. Güzel. 700 hasarını aldık oranın. Hatta onun kulesi 11 olduğu için 950 hasar aldığımızı düşünüyorum. Hatta 1000, pardon. Burada kraliyet devi ve atıcısını koydu. Orada güzel bir şekilde kraliyet devini ve atıcısını öldürdüm. Hatta orayı bir de ben çarptım. Atıcısı tam orada atmadı, yoksa büyücü bırakmak zorunda kalmayacaktı. Şu an bayağı sağlam geliyor. Burada mini pekkam öldü arkadaşlar. Şu an mini pekkam mefta. Orada büyücü bir tane daha vuramadı ki goblinlerim ölmesin. Çok güzel. Şu anda oranın da yarı canını aldık. Mezar taşının. İksir olarak bir iksir bende önde. Ama hasar olarak ondan bir 800 öndeyim arkadaşlar. Atıcısını geriden bırakıyor. Atıcısı 3 level. Mezar taşı 5 level. Ama kraliyet de bir 12 level. Yıldırımı da bir 5 level vardır. Çarpması falan da aynı şekilde. Desteği yeni oluşturmuş belli. Kraliyet devi ve atıcıyı kullanmıyordu önceden. Öyle tahmin ediyorum. Buraya da cehennem kulesini güzel bir şekilde bıraktım. Şu an yıldırımı bekliyor ve yıldırımı attı. Gayet başarılı. Orayı çarptım. Daha fazla hasar vermesin diye. Atıcı gerçekten çok iyi bir kart arkadaşlar. Şuraya bakın. Hem kuleye vuruyor, eğer menzili yeterse, hem de askere vuruyor. Burada bir tane vursa, evet bir tane vurdu. O gerçekten iyi oldu.
Burada prensesimi bıraktım. O da buz büyücüsünü bırakıyor. Hep buz büyücüsüne gidiyor aklım. Ben de madenciyi atıyorum. Oyalasın diye. Ondan sonra cehennem kulesini koyuyorum. Sonra rakip uzaktan kraliyet devini bırakıyor. Ben onu bildiğim için. Mini Pekka'yı ve goblinleri hemen ortadan bırakıyorum. Biraz ileri gitsin diye. Hatta orada... Evet, orayı bile çarptı. Vallahi bundan sonra nasıl ben şey aldım? Oyunu dengeye aldım. Vallahi bilmiyorum. Evet, cehennem kulesini gerçekten güzel bir şekilde koyduk. Bir de ok attım oraya çaresizlikten. Ama rakip aman vermiyor. Büyücüsü hayatta 900-700 can. Kılı kılına gitmiş galiba, öyle düşünüyorum. Hatta yenilmiş de olabiliriz bu maçı. Evet, bu maçı yenilmiştik arkadaşlar. Ama orada mağlubiyet yazıyor muydu? Yok, sanmıyorum. Mağlubiyet yazmıyordu. 400-280 can. Yani maalesef böğrümüze yedik. Kartları falan iyiydi. Kraliyet devi, büyücüsü. Vallahi ben de nasıl oldu anlamadım. Burada galibiyet gösteriyordu. Oo, mağlubiyet gösteriyormuş. Çok pardon. Yenildiğimiz maçları da göstermekte fayda var. 4 levelmiş yıldırımı. 9 level büyücüsü ve 12 level kraliyet devi. Aslında basit bir rakipti. Çok rahat yenebilirdim. Buradan bir tane daha savaş izledikten sonra oyunumuza geçelim ve şunu izleyelim arkadaşlar. İkimiz de 10 level. Japon, Kore olabilir. Onu pek ayırt edemiyorum. Ben de goblin olduğu için, 10 level olduğu için midir rakip. Goblin'i direkt ateş ruhuymuş. Goblin'e basmıştım, öyle hatırlıyorum. Ve goblin'i sağdan atıyor diye düşünüyorum. Hayır, mini pekka'yı geriden attım. İyi, çok iyi. İşte arkadaşlar, burada okun ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten ok mükemmel bir kart. Burada ne yapıyorum? Evet, burada çok güzel çarpmayı kullanıyorum ve mini pekkam inanılmaz derecede oraya hasar veriyor. Elindeki mega dalgalı atmak istiyor ama atmıyor. Orada bir çelişkiye düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi iksirlerimiz aynı. Ben de oraya prensesimi bırakıyorum. Hasar vermesin diye. Kuleme ateş şutları. Goblinleri arkaya bırakıyorum. Hata yapmış oldum. Keşke öne bıraksaymışım ama onu bilemiyoruz ya. Ya da prensesin tam içine bıraksaydık o da olurdu. Madenci göndereceğini tahmin etmediğim için öyle oldu. Şu anda yine mini pekkayı geride mi bırakıyorum? Hayır, ateş şutlarını sağdan bırakıyorum, onu hatırladım. Ve de mini pekkayı geri bırakıyor olmam lazım. Evet arkadaşlar, burada sıkıntıya düşüyoruz. En başta oku atmam gerekirken gittim şeye attım, cehennem kulesini. Ve orada gerçekten ciddi bir hasar aldık. Evet, gayet başarılı bir hasar aldık orada arkadaşlar. Orayı bir de çarptım. 782'ye kadar orayı indirdi. Normalde oradaki minyonlar lahanet olası cehennemin önüne geçmeseler de kraliyet devini çok güzel bir şekilde indirecektik. Ama o bizim bireysel hatamızdan kaynaklanan bir şey. Oku daha önce atmamız gerekiyordu. Şu anda yine büyü fabrikasını koydu. Ve ben de yine ateş ruhları kuleye vurmasın diye prensesimi bıraktım. O da aynı şekilde az önce yapmış olduğu gibi madencisini benim prensesime gönderdi. Burada biraz şey oldum, bu adam beni yenecek diye. 47 saniye var. Burada oku güzel bir şekilde üçüne birden vuracak şekilde attım. Ve de cehennem kulesini bıraktım. Prensesi az önce bıraktım ama kraliyet devini o bıraktı, kuleye vuramadı. Arkaya bıraktım goblinleri. Ve de halen daha kuleye vuruyor. Bir tane daha kuleye vurdu. Şu anda bıraktım şeyi. Prensesi. O sefer vuramadı. Oku yine güzel bir şekilde attım. 21 saniye var. Burası gerçekten önemli. Kraliyet devini bırakacak. O bırakana kraliyet devini bırakana kadar dünya zaman geçiyor. Orayı bir de çarpıyor muydum? Evet, çok güzel. Şu anda 4 saniye var. Evet, kılı kılına alınmış bir savaş. 220 can gerçekten. Az önce yapmış olduğum hata bana gerçekten çok pahalıya patlayabilirdi. İlk önce oku atmam gerektiğini orada şey yapamadım. Evet arkadaşlar, şimdi canlı savaş yapıp lanet olası 4000 kupaya çıkmanın vakti geldi diye düşünüyorum. 11 level bir rakip. Castile.
Kocaer Kaşır. Bu ne demek acaba? Şu an ilk olarak hamleyi ben yapmayacağım. Çünkü oynayacak kartım yok. Evet, o da inatçı bir arkadaş. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. 11 level olan o. Hayır, hayır, hayır. Kraliyet de bıraktı. Ay, inanılmaz. Niye böyle bir şey yaptı? Vallahi şu an gayet iyi. İnşallah oraya çarpmaz. Artık çok geç. Vallahi arkadaşlar, rakip orada biraz mala bağladı. Domuzu çok geç yolladı. Yoksa beni bayağı haşat edebilirmiş. 11 level goblini var, başarılı. Sol taraftan, yani ortanın sol tarafına doğru prensesimi bırakıyorum. Evet, oku var. Bu gerçekten çok iyi. Ve sağ taraftan Allahu Ekber diyerek saldırıyoruz. Ama lanet olası, çarparak benim ateş ufkanı öldürdü. Evet, oraya gerçekten iyi bir hasar verdik. 900'e kadar indirdik canını ve de sağ taraftan kraliyet deviyle geliyor. Şu an ne yapsam diye düşünüyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Evet, mini pekkayı artık buradan bırakıyorum. Ona göre... Evet, 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 hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Bekle, bekle. Lanet olası, kuleye vurma. Of, of, of. İşte bundan korkuyordum. Ve de korktuğum başıma geldi. Bir daha vurma. Ne olur bir tane daha. Tüh. Of ya. Orada cehennem kulesini attık. Bunu geç attık. Ok at ona. Güzel. Orayı almam vakti geldi artık. Daha fazla 3 yıldıza ilerleyememesi için bunu bırakıyorum. Güzel. Cehennem kulesi. Başarılı. Şu anda tek yıldıza yapmış, görmüş olduğunuz gibi. Evet. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Heyecanlı bir bekleyiş. Hayır, hayır. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil dostum. Sana vermeyeceğim. Of, işte bu kötü. Oo, bayağı hata yaptım ya. Maalesef oyunu şu an yenilebilirim. Yenilebilirim. Gel sola. Hayır, 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 hayır. Daha gitme. Oyunu vermemem gerekiyor. Buradan kraliyet devi gönderecek. Göndermedi. Başarılı. Oo, çok iyi. Artık yatmamız lazım arkadaşlar. Rakip hayvan gibi geliyor. Kahkaha zamanı o zaman. Tam şöyle okuma atıyorum. Güzel. Nerede hata yaptık? O cehennemi orada bırakırken lanet olsun, bayağı orada hasar yedik ya. Yoksa rahat bir kazanabileceğimiz bir savaştı. Taç sandığımı tamamlamış olduk. 5, 2, 1 fırın, 2 büyücü, 5 tane dev ve lanet olası 68 tane mızraklı goblin. 3968 kupa, 32 almam lazım, evet. Bunu yenersem 4000 kupaya ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Oh my god man. Oh my god. Çok iyi. 8 ve 5'miş üstteki. Keşke çarpmamı kullansaydım. Sen ne yapıyorsun adamım? Are you? Hadi dostum, öldür şu buz büyüsünü artık. Allah'tan of, mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar ya, çok iyi. Bayağı hoşuma gitti.
Elinde çarpman var, okum var, prensesim var, ateş ruhum var. Mükemmel ya. Çok seviyorum ben bu olayı. Kahkaha atarak oyundan çıkmasını sağlayabiliriz. Maybe. Hayır 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 dostum. Bu çok iyi oldu. İskelet ordusunu parçalamam. Çok iyi ilerliyoruz şu anda. Büyük bir fatal hata yapmazsak oyunu kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Evet, evet. Hayır. Oraya bırakılır mı? Mini Pekka. Tam şu köşeye bırakmam gerekiyor. Tam şuraya, çarpmanın olduğu yere. Evet, evet, evet. Şu an gidiyoruz. Ne yapabilir? Hayır. Mükemmel. İşte bu. Lanet olası barbarları tek seferde öldürdüm. Biraz daha gülelim arkadaşlar. Prensesim var. Gönder minyon sürüsünü. Hadi. Akıllı bıdık seni. Hayır. Asla. Hadi çık oyundan ya. Çok oynadın. Şu anda gıcıklık olsun diye cehennem kulesini ortaya koyuyorum. Zaten. Oh man. Hayır. İşte bu sefer tutturdum. Al o zaman. O zaman al. Ben halen daha. Oo, en sevdiğim şey. Gör prensesi orada. Oo. Şu an gerçekten iyi bir şekilde ilerliyoruz. Lanet olası şeyi gönder artık. Oo, en sevdiğim. Perfect. Hayır dostum, çok pis dalga geçelim. Oo, bingo. Çok iyi yere bıraktı büyücüsünü. Evet, 3 yıldız mı alıyoruz? Hayır. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bakalım 33. Mükemmel. Ve lanet olası 4000 kupaya sonunda ulaştık. Evet arkadaşlar, destemi değiştirmekten gerçekten karlı çıktım destemi değiştirmekle. 10. seviye oklar. 11. seviye olsaydı minyonları gerçekten bizim için sıkıntı çıkarabilir miydi? Evet, çünkü tek de almazdı. O zaman da ne yapardım? Çarpma atardım, prensesimi atardım veya prenses ateş ruhu yapardım. Ateş ruhu çarpma, o da olur. Duruma göre değişirdi. Bir arkadaş söylemişti, 4000 kupaya çıktıktan sonra eğitimci kampı gerçekten zor oluyormuş. Eğitimci Max. 12 level. Şöyle yapalım bakalım ne oluyor. Bol şans diyor, ben ona şans dileyemiyorum. Bakalım ateş ruhlarını çarpacak mı? Hayır. Bu çok hayvan gibi geliyordu, onu hatırlıyorum. Oh man. Ha, bu iyi. İyi mi acaba? Hayır. Hayır dostum. At şu lanet olası oku. Oh man. 4 level madencisi var. Oh wow. Hayır. Böyle başlamamamız gerekiyordu. Bakayım. Beyler, bu adam bizi duman eder. Bir daha baştan başlayalım. Onun için dikkatli oynayalım. Hadi Max, lanet olası gel artık. 12 level ya. Bol şans. Lanet olsun. Neyse. Bunda bir şey yok ya. Hızlı oynamadan yenebiliriz. Hayır. At şuna, ne bakıyorsun? Ya geri zekalı ya. Görüyor musun oyunun yaptığı şeyi? Harbi gerizekalı oyun ya. Oo, dehşet bir hasar verdi. Hah, atamazsın şimdi onu sen. Gerizekalı ya. Harbi gerizekalı. Bir de değiştirmişler prensesi. Bu adam ne yapıyor? Ya neyse, eşek gibi oynuyor. Kartları çok güçlü ya. Bak, Mini Pekka'ya halen daha karşılık veremedi. Harbi gerizekalı. İşte bu diyor ya. Lan mal, yeniliyorsun. Koy bir daha. Uf be. 13 level ateş ruhları. Ne yapıyor öyle ya?
Bak geri zekalı. Eğitimci. At at. Harbi sığır bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Orada barbar da atmaz ona şimdi. Geri zekalı. Ne oldu? Eğitimci Max tam bir geri zekalıymış. Kartlar iyi, bırakıyor oradan karşılayamıyorsun. Tek olay bu. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın. Herkese iyi günler.